Anladım. Yani ben sizlerle çalışırken bu testleri bu yüzden yapıyorum zaten. Sabırsızlık çıkmış. Esneklik sorunu çıkmış. Takıntılar çıkmış. Öfke yönetimi ya da tabiri caizse çatışma yönetimi sorunum var. Ve 5 tane feedback. Pilot sabırlı olmalı, esnek olmalı, takıntılar olmamalı, öfkesini yönetmeli, çatışmaları yönetmeli, değil mi? Lider olmalı. Senden şu sonuçlara göre çok da iyi bir pilot oluyor mu sence? Üzerine çalışırsan çalışacağız üzerine de. Şu halin ne oluyor mu peki? Niye 6 üzerinden 3 ya? 10 üzerinden 5 değil de 6 üzerinden niye 3? Yani gerçekten ilginçleşmeye başladın ha. Beş üzerinden 3'ü anlarım da 6 ya da 10 üzerinden 3. Genelde 5 üzerinden, 10 üzerinden, 100 üzerinden deriz de 6 biraz garip oldu yani. Niye 6? Bu da takıntılardan biri mi? Allah'tan yok zaten. Olsan direkt pilot olmayacaksın yani. Neyse. Bakalım daha neler göreceğiz. Güzel. Peki. Peki bütün bunlarla ilgili ne yapmayı planlıyorsun? Peki neden bir plan yok? Daha yeni yüzleştik diyorsun. Bunlarla nereden planım olsun ki? İyi çalıştıracağım seni. Yapacak bir şey yok. Elimizden gelen neyse yapalım. Daha önce feedback verildiği zamanlarda 8 tane feedback veren arkadaşımızı mülakattan geçirmişliğimiz var birlikte çalışarak. Feedbackleri ben verdiğime göre ya da birlikte bulduğumuza göre bunları hayli hayli geçmemiz lazım İyi. Güzel. Peki ne yaptın bu zamana kadar?